Bugün 25 Kasım, Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü. Bugün milyonlarca kadın dünyanın her yerinde, alanlardaydı, sokaklardaydı, sloganlarını haykırdılar. Kuzey Kürdistan'da da kadınlar 25 Kasım'da sokaklara, alanlara çıktılar, sloganlarını haykırdılar. 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde dünya genelinde milyonlarca kadın sokaklara çıktı. Kuzey Kürdistan kentlerinde de kadınlar alanlardaydı. Görüntüler Ahmet'ten. Özgür Kadın Hareketi'nin çağrısıyla dünya kavşağında toplanan kadınları temsilen TCA dönem sözcüsü Ayşe Gökyan konuşma yaptı. Devletin tüm engellemelerine rağmen yürüyeceklerini belirten Ayşe Gökhan, erkek şiddetine geçit vermeyeceklerini belirtti. Dayanışma çağrısı yapan TCA sözcüsü mücadeleyi büyüteceklerini ifade etti. Kalkmıyoruz, itaat etmiyoruz, susmuyoruz, korkuyoruz, itaat etmiyoruz. Kadınlar sloganlar eşliğinde Mado kavşağına kadar yürüdü. Mardin'de 25 Kasım'ın mekanı konser oldu. Mehmet Sincar Parkı'nda buluşan kadınlar tüm engellemelere rağmen yürüyüşlerini gerçekleştirdi. Ortak kara şey verdiğimiz için gelen arkadaşlar bir gelsinler. Öyle gideceğiz. Böyle kalabalık bir şekilde istiyoruz. Şuradan gideceğiz dedim. Peyder değil, peyder değil gider. Kadınlar açıklamanın ardından HDP binasına geçerek erbaneler eşliğinde halaylar çekti. Elif'te kadınlar Tevgere Jinan Azat öncülüğünde Gülistan Caddesi'nde bir araya geldi. Kadınlar ulusal kıyafetleriyle katıldıkları yürüyüş öncesi Ervane eşliğinde şarkılar söyledi. Konuşmanın ardından Gülistan Caddesi'nde zincir oluşturuldu. TCA ve HDP Şırnak Kadın Meclisi mor zincir eylemi gerçekleştirdi. Açıklamayı okuyan TCA aktivisti Zozan Aksu, kadın özgürlük mücadelesine devam edeceğiz dedi. Ancak dünya biliyor ki artık biz kadınlar öncülük ihtiyacı olmayan örgütün direnişsiz değiliz. Demokratik ulusunun öncüsü kadınlar bulamazsınız. Bizim irademizi yok sayarak bize bir çift giydirdiğiniz ırkçı, cinsiyetçi, dini istismar eden tüm elbiseleri yırtıp attık. Dersim Kadın Platformu erkek devlet şiddetine karşı mücadele değil sloganıyla Seyit Rıza Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Ben bu yola çıkarken kendime bir söz verdim. Önce Gülsan'ın bedenini bulacağım. Daha sonra kız kardeşimi alanlar adalet önünde hesap verecek. Özgür Kadın Hareketi TCA Van'da 25 Kasım yürüyüşü yapmak istedi. Polis milletvekillerinin de aralarında olduğu kadınların HDP İpek Yolu ilçe binasından çıkışına izin vermedi. Kadınlar bu durumu sloganlarla protesto etti. Eylem öncesinde polis binayı abluka altına aldı. Engelleme girişimlerine rağmen HDP İpek Yolu ilçe binası önünde basın açıklaması yapıldı. Başta TCA'lı Kürt kadınlar olmak üzere ve HDP'li kadınlar olarak bulunduğumuz her yerde kadın mücadelemizden asla bir adım geri adım atmayacağız. Asla bir kişi daha eksilmeyeceğiz. Haber merkezindeki arkadaşlarımız gün içinde Türkiye kentlerinden de yapılan kadın eylemlerini sizlere aktardılar. Şimdi de İstanbul'da ve Ankara'da yapılan eylemler var sırada. Dünya genelinde 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde milyonlarca kadın alanlara çıktı. Türkiye kentlerinde de 25 Kasım için kadınlar alanlardaydı. Ankara'da kadına yönelik şiddete karşı kadınlar emeğimizden, kimliğimizden, birbirimizden, mücadelemizden, sokaklardan vazgeçmiyoruz şiarıyla Sakarya Caddesi'nde bir araya geldi. Polisin saldırısına rağmen kadınlar eylemini gerçekleştirdi. Yardım!
Eyleme Halkların Demokratik Partisi milletvekilleri Filiz Kerestericioğlu ve Meral Danış Beştaş da katıldı. İsyandayız diyen kadınlar iki ayrı koldan basın açıklaması gerçekleştirdi. Ortak basın metninde erkek egemen devlete karşı mücadeleyi büyütme çağrısı yapan kadınlar dayanışma mesajı verdi. Kadın cinayetleri politiktir. İstanbul'da ise 25 Kasım Kadın Platformu öncülüğünde binlerce kadın Kadıköy'de bir araya geldi. Kadıköy HDP ilçe örgütü önünde ve Osman Ağa Caddesi'nde bir araya gelen kadınlar iki koldan iskele meydanına yürüdü. Tüm engellemelere rağmen kadınlar erkek şiddetine öfkesini kustu. Kuşuki 84! Yaşasın! Kuşuki 84! Yaşasın! Kadın mücadelesi! Yaşasın! Kadın mücadelesi! Yaşasın! Dayanışma mesajları veren kadınlar birlik çağrısı yaptı. Açıklama kadınların alkış ve zılgıtlarıyla son buldu. Şimdi Rojava Kürdistan'da Kuzey ve Doğu Suriye topraklarına gidiyoruz. Özgür topraklarda Minbiç'ten Rakka'ya, Halep'ten Kamışlı'ya yer gök kadın rengine büründü. Şimdi de o görkemli görüntüleri ekranlarımıza getiriyoruz. 25 Kasım'da Kuzey ve Doğu Suriye'nin birçok yerinde kadınlar alanlardaydı. Halep'te yer gök kadın doldu. 7'den 70'e herkes alanlardaydı. Açıklama yapan Zelal Çeer, kadınların büyük bedeller ödeyerek büyük değerler oluşturduğunu belirtti. Kamışlı'da da kadınlar sokağa çıktı. Yürüyüşte Türk Devleti ve erkekler tarafından katledilen kadınların fotoğrafları taşındı. Yürüyüşün ardından açıklama yapıldı, işgale, şiddete karşı mücadelemiz büyüyecek denildi. Minbiç'te de kadınlar alanlardaydı. Rakkalı kadınlar da şiddete karşı yürüdü. Eynisa'da kadınlar sel olup alanlara akın etti. Kobani'de birçok kadının katılımıyla şiddete karşı açıklama yapıldı. Derik'te de Kongre Yastar açıklama yaptı. Şinjiyan azadi! Şinjiyan azadi! Şinjiyan azadi! Şehpa kampındaki kadınlar da açıklamayla şiddeti kınadığı mücadele mesajı verdi. Şinjiyan azadi! Şinjiyan azadi! Şinjiyan azadi! Şinjiyan azadi! Şinjiyan azadi! Başure Kürdistan'ın birçok kentinde de kadınlar şiddete karşı ayaktaydı. Şengal'de Ezidi kadınlar 25 Kasım dolayısıyla yürüdü. Ezidi Özgür Kadın Meclisi Taje tarafından düzenlenen yürüyüşe binlerce kadın katıldı. Yeah!
Afyon ilçesinin ana yoluna kadar devam etti. Daha sonra kadınlar burada bir açıklama yaptı. Germiyan'da da kadınlar alanlardaydı. Etkinlik Keler ilçesindeki Meşkel Park'ta gerçekleşti. Kadınlar hükümete seslendi, şiddeti durdurun dedi. Süleymaniye'deki kadın örgütleri kadına yönelik şiddete karşı yapacakları 16 günlük kampanyayı duyurdu. Halk Teşkilatı Başkanı Bihar Munzir açıklama yaptı. Bihar Munzir kadın örgütlerinin şiddete karşı önemli çalışmalar yaptığını söyledi. Bu çalışmaların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini kaydetti. Kerkük'te son 11 ayda katledilen 44 kadın anıldı. 44 kadına çiçekle beraber ayakkabı verildi. Daha sonra katledilen kadınların ismi sahnede tek tek okundu. Halepçe'de de kadınlar şiddete karşı açıklama yaptı. Açıklamadan sonra kadınlar Çemçemal'de katledilen iki kız kardeşi mezarlarını ziyaret etti. Öte yandan Koye ve Kelar'da da kadınlar alanlardaydı. "25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeniyle Avrupa'da da kadınlar alanlardaydı" sözlerini söylediler. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeniyle kadınlar Almanya'nın Stuttgart kentinde kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirdi. Almanya'nın kadınlar yürüyüşte mesajlarını sloganlarıyla da duyurdu. Ben kadınlar şiddete karşı seslerini yükseltti. Almanya'nın Hannover kentinde bir araya gelen kadınlar şehitler anısına saygı duruşu yaparak etkinliğe başladı. Saygı duruşunun ardından yapılan açıklamada kadınlar erkek egemen sisteme karşı dayanışma içinde olacaklarını ve boyun eğmeyecekleri mesajını verdi. Kadınlar Kuzey Londra'nın en işlek bölgelerinden Wood Green'de alanlara çıkarak kadına karşı şiddeti protesto etti. Sosyalist Kadınlar Birliği, Yeni Kadın, İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi, Tilkiler Kadın Komisyonu, Alkaster, Kadın Komisyonu, Dersimder, Kürt Kadın İnisiyatifi, Kürecikliler Kadın Komisyonu öncülüğünde yapılan yürüyüşte kadınlar taleplerini sloganlarla yükseltti. Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz. Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz. Fransa'nın Montpellier kentinde Delalamet Kadın Komünü Fransız kadın örgütleriyle birlikte Peyrou Parkı'nda bir araya geldi. Eylemde diktatörü yargılamak için 100 neden başlıklı kampanyayla ilgili bilgilendirme yapıldı. Kadına yönelik şiddete karşı direnişimiz sürecektir mesajı verildi. Şiir, şiir, azadi! Şiir, şiir, azadi!